Bunu da doktora baksın. Muhiddin Arabi Kuddüs-i Sulubi mana demiş ki, Fususul İkeminde okudum, yazdım. Kimi neyse veriyor. O kadar etkilendim ki ezber gibi olmuş. Bedenimi mescit, ruhumu imam. Fikirleri, hislerimi, duygularımı ve latifelerimi, o öyle demiyor da, diyor ki, istidat ve kabiliyetlerimi diyor. Onu dediğini yapayım. Bedenimi mescit, ruhumu imam. İmam. Fikirlerimi, hislerimi, duygularımı, latifelerimi de cemaat yaptım. Salata kıyam edip namaz kılıyor. Salata kıyam ettim diyor, namaz kılıyorum demiyor. İşte özgür insan budur abi. Ya. Bu özgürdür. Evet. Öbür türlü köledir. Köledir. İstibdad-ı şeytani, esaret-i hayvaniye hürriyet namı verilmiş. Değil mi? İstibdad-ı şeytani, esaret-i hayvani. İç ve dış baskıların içinde ki bize tasma takmış. Git buraya. İşten çıktın yorgunsun. Kahveye git. Git git git. İstersen gitme. Buna hürriyet dermiş. Dışsal, esaret-i hayvani, istibdad-i nefsani, şeytani, istibdad-i şeytani, esaret-i hayvani. Yani bunun tersi, bedenimi mescit, ruhumu imam, istidat ve kabiliyetlerim cemaat, salata kıyam ediyorum. Aynı zamanda en büyük adalet, adil yani. Çünkü ruhun vazifesini götürüyor, kalbe veriyor. Kalbinkini bedene veriyor, bedeninkini cisme veriyor. Her şeyi birbirine karıştırıyor. Ondan sonra ben adilim diyor. Evet. İnsan kendi içinde adil değil ki daha dışarı çıksın. Evet. Adam kendisine, kendisine adil değil. Adaletsiz. Şeytan, bir zat demiş ki şeytan. Bu da benim değil. Şeytan ettiği için şeytandır dedi. Şeytan etti. Eski de dergi vardı. Hiçbirisi tesadüf değil. Böyle biraz akıllıca düşünün hiçbir şey. Şey dergisi vardı, bir de Tam vardı. Şeytan. Anladın mı? Tam vardı, Tam gazete miydi, dergi miydi? Bir de Şey diye dergi vardı. Bizim lise dönemlerinde. Şeytan, şeytan etmiş. Ne dedi dedim ha kardeşim, birisi aradı. Dedi ki, yani ilmi var, ameli yok. Amelsizliğiyle ilmi inkar eder. Bunu Kur'an tabiriyle kitap yüklü merkep. İlmi var, ameli yok. Kime benziyor bu? Bu kim? Şeytan. Peki şeytan ne yaptı? Amelsizliğiyle ilmi taan etti. Şeytan. Şeyi evvel. Tamam. Şeyi ahir. Şey biliyorsunuz böyle varlığın ilk yaratılışıdır. Şey denmiş. İlmiyle şey yapar. Demek ki inkar eden, ilim yapan. İlmi ilim yapan ameldir. Yoksa o ilim, ilim değil, düşüncedir, bilgidir. Son şeyimiz olsun. Şey yapan da tan mı oluyor o zaman? Tan oluyor, tan etti. Şeyi tan etti. Yani şeyi tan etti, kaldırdı ortadan. Adem'e yaşadı, Adem hesabına çalıştı. Şeytan, şeyi tan etti. Mesela bir zat dedi ki, ilahiyatta bir kardeşimiz, profesördür. Allah razı olsun. Ya diyor, bazı şeyleri diyor, sahası değil giriyor de ben kendi öz eleştiri yapıyorum ve yanlış da söylüyor diyor. Bir tanesi şudur diyor. İblis diyor, Arapçası, hani ben Arapçasını vermedim ki iblisin kim olduğu Kur'an'da mellum. İblis anlatırken seni çıplak eden libas zannetti. Yani libastan, hayır. Libas. Peki tanımı nedir tanımı? Lugatını demiyor. İstila bendeki nedir? İblis seni soyandır. Üstündekileri çıkartan. Şimdiki tabirle seni çıplak yapan. Dışsal bu. İblis. Mesela şunu dese ne diyecekti? Muhiddin Arabi şeytanla demiş melek
ne demiş? Nefis de ruhtur demiş. Yani kimse itiraz etmedi diyor ustad buna. Yani iblis seni soyandır. Ya ne demek anlamadım. Soyan biraz farklı bir şey. Seni soyuyor. Çıplak ediyor. Yani elbiseden çıkartıyor dedim. Zannetti ki iblis libastan geliyor. Arapça kök harflerinden falan diye şey yaptı, birleşti. Selam olsun kardeşimize. Ben çoğunlukla zaten Ahmet abi, Damar Ahmet abi, Nursilindir bunun adı. Biliyor musun? Bu Nursilindir ha. Hakikaten. Yani Damar Ahmet derler buna. Damar. Böyle. İşaret edeceğiz daha. Kaç tane damar var diyor? 6000. Öyle geçiyor da o zaman tefsir olduğu için ustadın kardeşi tercüme etmiş. Belki de şimdi fazla damardır. Veya ustad ana damarlar saydı bilemiyorum. Risale-i Nur'da 6000 sayfadır diyor. Damardır diyor. Risale'nin damardan verdin mi Nursilin içmiş olursun diyor. Nursilin Risale'nin hattıdır diyor. Tamamdır. Dünya ve ahiret şifa bulursun diyor. Bu adamın tabiridir. Ve çok güzel de ezan okur söyleyeyim. Şimdi en hayırlı insan kimdir? Seni uyandırandır. İblis. Her şeyin bu bir şeydir. Her şeyin bunun bir şey. Her cihetini. Bak. Yani her şey tabii her şeyini. Her şeyde bir şey. Her cihetini. Bunun herkeste münasebeti var. Kuşta var, güneşte var, toprakta var, yağmurla var, benle var, Allah ile var. Her cihetini bilmek. Her şeyin her şeyini, her cihetini bilmek. İlim bu işte. Tarifin ta kendisi. Şöyle, Osman bunu koyarsın abi. Şöyle diyebiliyorum. Devamında Ali bir külli şey diyor. Kadir evet. Mutlak bir Ali bir külli şey. Evet. Ali bir külli şey. Bir bu, şeyden her şeyi yapmak, her şeyden bir şey yapmak.